أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين حيث قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من سير نبيسنا النطميروس حزينة دوردونجي لنداء أفن النبي صلى الله عليه وسلم Uhud Harbi'nden yaklaşık 6 ay bir zaman sonrasında Beni Nadir oğullarının yapmış oldukları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kurmuş oldukları tuzak ölüm ölüm kurmuş oldukları tuzak suikast neticesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların işaret etmiş oldukları duvarın dibinden kalkarak Medine-i Münevverenin yolunu tutmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldikten sonra sahabe efendilerimizle istişare etti ve bir elçi gönderdi. Beni Nadir oğullarının yurduna giden elçi şöyle söylemişti: Sizler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye teşebbüs ettiniz. Bu teşebbüse binaen ve Uhud'da yapmış olduğunuz yanlışlıklara binaen sizler bulunmuş olduğunuz bölgeleri terk etmeniz gerektiğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlere iletiyor dediler. Beni nadir oğulları kendi aralarında istişare heyetini oluşturdular ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bu elçisinin gelip de beyan etmiş olduğu söze istinaden karar kıldılar ve göç etmeye karar verdiler. Yalnız olaydan haberdar olan hem Mekke'li müşrikler hem de Medine'de münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey haber yollamış ve şöyle söylemişti: Ey Beni Nadir oğulları! Siz sağlam kalelerinizde ve yurtlarınızda kendinizi çok rahat bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Siz güçlüsünüz. Siz savaşmayı bilen bir topluluksunuz. Ben Abdullah bin Übey olarak sizlere 2000 kişilik adamımla beraber her sıkıntıya düştüğünüzde yardımcı olacağım sözünü duyunca beni nadir oğulları yerlerini yurtlarını terk etmekten vazgeçtiler. Ve kalelerine bir yıllık yiyeceklerini yığdılar. Bir takım surlarını Kendilerince tadilat, tamirat yaptılar ve savaşa hazırlık olarak yurtlarından, yerlerinden çıkmayacaklarını bir elçiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırdılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların yerlerini, yurtlarını terk etmeyeceğini öğrenince sahabi efendilerimizle beraberdiler ve Peygamber aleyhisselam, kalktı Allahu Ekber diye tekbir getirdi. Sahabi efendilerimiz de hep bir ağızdan Allahu Ekber diye tekbir getirdiler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı kiram efendilerimize hazırlanın Beni nadir oğullarının yurduna kuşatmaya gidiyoruz diye talimat buyurdu. Ve o gün sancağı Hazreti Ali kerramallahu vece efendimizin eline teslim etmiş oldu. Ve Beni Nadir oğullarının yurdunun önünde sahabe efendilerimiz iki aylık bir muhasara yaptılar. Muhasara zamanı dilimi içerisinde baktılar ki Beni Nadir oğullarına ne Mekkeli müşriklerden ne de Medineli münafıklardan bir yardım söz konusu. Ve böyle olunca onlarla da anlaşma gereği kendi aralarında sulh ettiler ve dediler ki biz develerimizi yükleyelim. Bizim canımıza dokunulmasın. Çoluğumuzu, çocuğumuzu alalım ve bu bölgeleri terk edelim. Ey Muhammed senin söylemiş olduğun iz, ilk, ilk söze istinaden bu antlaşma neticesinde onlar develerini, çoluk çocuklarını, eşlerini aldılar ve Beni Nadir yurdunu Medine-i Münevvere'ye iki saatlik mesafede bulunan kalelerini, bölgelerini, yerlerini, yurtlarını terk etmiş oldular. Terk ederken kadınlar zinetlerini, çok güzel elbiselerini ve erkekler de aynı şekilde yanına almış oldukları hem değerli eşyalarını develerine yükleyip kendilerince üzgün göstermemek için şen şakrak bir şekilde Medine-i Münevvere'ye yakın bu bölgelerini terk ediyor. Hayber ve Şam bölgelerine doğru yol tutturmuş oluyorlardı. Beni Nadir oğulları Şam ve Hayber tarafına doğru yanlarına almış oldukları bir takım eşyalarla beraber gittiklerinde geride Beni Nadir oğulları yurdunu, evlerini, yerlerini, yurtlarını bırakmışlardı. Hatta birileri o muhkem güzel evlerini kullanmasın diye kendi evlerini kendi ellerine yıkıyorlar. Birilerine bu evler yarı olmasın düşüncesiyle yerlerinin yurtlarını terk ediyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem muhacirlere hem de Medine'de ensardan fakir olanlara onların yerleri ve yurtlarını taksim etti ve bu vesileyle Medine'yi i Münevvere'de var olan Beni Nadir oğulları, Beni Kaynuka, Beni Kurayza Yahudilerinin güç birliği kısmen zayıflamış oldu. Yine hicretin dördüncü yılında rivayet olunduğu vecih üzerine sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli izleyenlerim. Hazreti Allah Celle Celaluhu İslam dininde yasaklanan bir yasağı kesin bir dille yasaklamış oldu. Mekke'de başlayan ilk ayeti kerime ve Medine-i Münevvere'de devam eden ayeti kelimeler silsilesinin akabinde Hazreti Allah Celle Celalu son olarak Bismillah ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ritsun min ameli şeytan. Fecetani buhu leallekum tuflihun. Sadakallahu'l azim. Ayeti kerimeler indirilirken şeytanın ameli olan ve yasaklanmış olan içkiyi, kumarı, fal okları, dikili taşlar gibi bu şeytan amellerinin hepsini Hazreti Allah Celle Celaluhu yasaklıyor ve en sonunda fehel entum muntahun. Hala sonlandırmadınız mı? Ayeti kerimesiyle Medine-i Münevvere'de ashab-ı kiram efendilerimiz bu ayeti kerimelerinin iniş neticesinde herkes Mescid-i Nebevi'den ayrıldıktan sonra evlerine gidiyor. Sağda solda bulunan az da olsa sekerat sarhoşluk veren içkileri döküyorlar ve küpleri kırıyorlardı. İşte ayeti kerimelerin İslam dininin emirleri ve nehileri geldiği zaman ashab-ı kiram efendilerimiz ilk önce velevki alışkanlıkları olsa bile cahiliye adedi, velevki alışkanlıkları cahiliye döneminden kalsa bile yine ayeti kerimelerinin akabinde hemen emre amade oluyorlar. Nehileri def ediyor ve kaçınıyorlar. Ve böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini tam bir şekilde Ashab-ı Kiram efendilerimiz tutmuş oluyorlardı. Hazreti Osman Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İcitenibul Hamra İçkiden sakınınız. Fe innaha umul habâith. Zira o pisliklerin, günahların, hataların anasıdır. Hadis-i şerifin sırrınca kıymetli izleyenlerimiz, içki akla sarhoşluk veren bütün nevanelerinden, çeşitlerinden uzak durmalıyız, kaçınmalıyız. Zira aklımızın muhafazası dini celili İslam'ın bizden isteğidir. Bu vesileyle sarhoşluk veren bütün içki ve nevilerinden kaçınmayı hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifinde hem de hicretin dördüncü yılında inen bu ayeti kerimeler ve yasaklar ile sizlere de aktarmış olalım. Kıymetli izleyenlerimiz Yine Medine-i Münevvere'de hicretin 4 ve 5. yılında inen ayeti kerimelerde bir emir daha vardır. O emirde tesettür ayeti kerimeleridir. Hazreti Mevla Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu ümmeti Muhammed'e inanan bayanlara kapanmaları gerektiğini emretmiştir. Ve buyurmuşlardır ki Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tedhulü buyuten gayra buyutikum. Hatta testeknisu ve tusellimu ala ehliha. Zalikum khayrun lekum leallekum Ey inananlar. Kendi evlerinizden başka evlere sahiplerinden izin almadan girmeyin. Bu sizin için hayırlı olan bu şekilde davranmanızdır. Nur suresinin 27. ayeti kerimesini ve aynı şekilde 30 ve 31. ayeti kerimelerinde Bismillah Kul lil mu'minin Ey Habibim mümin erkeklere söyle Yaguddu min absarihim ve yahfadu namuslarını muhafaza etsinler, gözlerini korusunlar, harama ve mahremi olmayanlara bakmasınlar. Ayeti kerimesi aynı şekilde Bismillah ve kul lil mu'minat yaghdudna min absarihinne ve yahfazna ayeti kerimesiyle de mümine hanımlara da söyle onlar da gözlerini muhafaza etsinler ve namuslarını muhafaza edip korusunlar ayeti kerimeleri iniyor. Ve mümin hanımların tesettür elbiselerini hem bol giyinmeleri hem de İslam'a uygun el, yüz ve ayaklar haricindeki bölümlerin tamamının tam bir şekilde kapatılması gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın hanımefendilerine izah ediyordu. Tesettür ayeti kerimelerine o kadar dikkat ediyorlardı ki hanımefendi, sahabiler, annelerimiz konuşmalarına, giyim kuşamlarına ve erkeklerle var olan münasebetlerine çok dikkat ederlerdi ve vel yadribne bi humurihin ala ayeti kerimesinin sırrınca o cilvaplarını, çarşaflarını, elbiselerini ve başörtülerini vücutlarının üzerine sarkarlar. Azaları belli olmasın, gözükmesin diye zinet eşyalarını bile saklarlardı. Bu vecih ile mümine annelerimize, bacılarımıza şiddetle tavsiyemiz tesettür ayeti kerimelerine ve bir mümine annemizin nasıl tesettüre bürünmesi gerektiğini kitaplardan, ilmi hallerden mutlaka öğrenmeleri gerektiğini sizlere tavsiye ediyoruz. Şu günümüz zaman dilimi içerisinde sadece başörtü takmak ile üstü forma altını sorma mantığıyla asla tesettüre büründüğümüzü söyleyemeyiz dar elbiselerle vücut hatlarının belli olması tesettür değildir. Pantolon giyip de azaların meydana çıkması asla tesettür değildir. Belki tesettür İslami olarak düşündüğümüzde fıkıh kitaplarımızın bizlere izah ettiği el, yüz ve ayaklarımızın haricindeki bayanlarımızın azalarının belli olmayacak şekilde şeffaf olmadan dışarıdan bakıldığında iç tarafın gözükmesinin mümkün olmadığı gayet güzel İslami terbiye ile giyim ve kuşama dikkat ederek adabına riayet ederek tesettür anlayışıyla hareket etmemiz gerektiğini sizlere özellikle beyan ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret 4. ve 5. yılındaki Uhud Harbi ile başlayan akabinde raci vakası bir bi irmaüne ve beni nadir oğullarının meselesinden sonraki mesele hem sarhoşluk veren içkinin haram oluşu hem de tesettür ayeti kerimeleri sizlere izah etmeye çalıştık. Bir sonraki siyeri nebi dersinde buluşmak ümidiyle selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.